Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızda fonksiyonlar konusunun ÖSYM bakış testine geldik, çattık. Bu videoda sevgili gençler fonksiyonların ÖSYM bakış sorularını çözeceğiz beraber. Evet, 74. videomuzdayız artık. Kaynak kitap olarak Barış Yayınları video ders kitabını kullanıyoruz. Kitapla ilgilenen arkadaşlarım açıklama kısmında Linkleri mevcut inceleyebilirler gençler. Evet eğer hazırsak geçelim derse. Evet ilk sorumuza şöyle bir bakalım. Diyor ki bana A kümesi ve B kümesini vermiş. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu A'dan seçilen her x elemanını fx artı f8-x eşittir 6 eşitliğini sağlatıyormuş. Kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir diye soruluyor. Şimdi x eşittir 1 için öncelikle ben şurada yani x gördüğüm yere 1 yazabilirim. fx artı f7 olur değil mi? fx artı f7 eşittir 6 gelecek. Mesela e, x eşittir 2 için bu durum nasıl açıklanır? Şurası fx değil f1 arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Burası f1. f2 artı 8'den 2'yi çıkardım f6 yapar burası da. Bu da bana 6'yı verecek x eşittir 3 için f3 ve artı ne olur? f5 olur değil mi? Eşittir bu da 6 gelecek şekilde devam edelim bir bakalım şimdi. Şimdi f1 ile f7'nin toplamı 6 olacak. f1 ile f7'nin toplamı 6 olacak. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte ben f1'i eğer buradan 1 seçersem buradan bunu 5 seçmek zorundayım. Yani f1'i aslına bakarsan seçtiğim an mesela bunu 1 seçtim ya Artık burası mecburen 5 olmak zorunda. Eğer bunu 2 seçecek olursam bu artık kesinlikle 4 olmak zorunda. 3 seçersem diğeri de 3 olmak zorunda. E hocam o zaman ben 4 seçtiğim zaman F1'i e diğeri kaç olmak zorunda? 2 veya 5 seçtiğim takdirde de 1 olmak zorunda. Şimdi durup düşünüyorum. F1 artı F7 eşittir 6 eşitliğini sağlayan 5 tane fonksiyon yazabiliyorum. 5 tane. Tamam bu bir cepte. Daha sonrasında. X eşittir 2 için. F2 ile F6'nın toplamı 6'ymış. F2 ile F6'nın toplamı 6. Şimdi bu durumda ne olur? Ben bunu yine 1 seçersem bunu yine 5. E bunu 2 seçersem bunu 4. Bunu 3 seçersem bu 3. 4 seçersem 2. Ve 5 seçersem 1 olur. Yani gene 5 tane geldi. E şurası için gene aynı mantalite o zaman yine 5 tane olacak. Tamam. Peki sıradaki neydi? X eşittir 4 olursa. Bak x eşittir 4 olursa işler biraz değişik. F4 ile F4'ün toplamı bana 6'yı verecek. E i̇kisi de F4 olduğuna göre F4'ü ben sadece 3 seçebilirim. Çünkü 3 ile 3'ün toplamı 6. Şimdi birini 2 birini 4 seçemem. İkisi de F4 olduğu için ikisi birbirine aynı sormak zorunda. 2 tane F4 6 ise e o halde F4 kesinlikle 3'tür. E hocam x eşittir 5 için de denemeyelim mi? E dene bakalım ne olacak? F5 artı F3 olacak. E eşittir 6'dan. Şimdi ben zaten F3 ile F5'in toplamı için olan varyasyonları sıralamıştım 5 tane. Şimdi F5 ile F3'ün varyasyonlarını tekrar sıralarsam ikişer defa saymış olurum. O halde F5 artı F3'e F6 artı F2'ye F7 artı F1'e bakmak zorunda değilim. Çünkü onlara zaten baktım. Şunun için kaç tane vardı seçenek? Bir tane. Şimdi fonksiyon sayısı bulunurken ne yapıyorduk? 5 çarpı 5 çarpı 5 125 kere 1'den yine 125 bize cevabı verecek gençler. Geldim 2'ye. A ve B kümeleri verilmiş. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı olduğuna göre her şuradan seçilen A elemanı için F A 3 A eksi 2'den küçük veya eşit eşitliğini sağlayan Kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir? Şimdi burada a'ları buradan seçeceğim için a eşittir 1 için diye başlayalım. a eşittir 1 için f1 küçük veya eşittir 1 olmak zorunda. Çünkü 1'i burada yerine yazarsam 3-2'den eksi 1 gelir. Yani 1'in gidebileceği elemanlar 1'den küçük veya eşit olmalıymış. O halde 1'in gidebileceği sadece 1 var. Yani 1 sadece 1 tane elemana gidebilir bu cepte. Peki a eşittir 2 için ne olur? Hocam f 2 küçük veya eşittir 4 olur. Şurada yerine yazarsan 4 gelir. Peki 4'ten küçük veya eşitse, şunların hepsini alabilir. Yani 4 tane fonksiyon yazılabilir bu şekilde. Yani f 2'nin 4'ten küçük veya eşit olduğu 4 durum var. A eşittir 3 için hocam f 3 küçük veya eşittir 3'ü yerine yazarsam da 7 gelir. E, 7'den küçük veya eşitler 7 tanedir demek ki 7 tane yazacağım <laughs> ve son olarak a eşittir 4 için niye son olarak? Çünkü a'da başka eleman kalmadı. F 4 küçük veya eşittir 10 olur E, bütün elemanlar zaten ondan küçük veya eşit olduğu için burada 9 tane eleman var. 9 tane de bu şekilde fonksiyon yazabilirim. Peki ne yapacağım? Çarpacağım. 1 çarpı 4 çarpı 7 çarpı 9. Yani aslına bakarsan. 7 kere 9 63'tür. 63 ile 4'ü çarparsak 240 artı 12'den 252 gelir. Cevabımız da C şık olur sevgili gençler. Geldik 3'e. Şimdi tanım kümesi bu. Değer kümesi de bu şeklinde bir fonksiyonumuz var. Fonksiyon doğrusal bir fonksiyon. A kere B kaçtır diye soruluyor. Şimdi sırf baş kat sayısından kaynaklı benim bu fonksiyonum azalan bir fonksiyondur. Yani ben bunun grafiğini çizmek istesem azalan biçimde bu şekilde çizeceğim. E, tanım kümesinin en küçük elemanı neresi hocam? Tanım kümesinin en küçük elemanı burada eksi 3. E, tanım kümesinin en büyük elemanı da 4. Lakin hani 4 dediğimiz sayıyı bu alamayacak ama burası var bunun içinde değil mi? Şimdi o zaman en büyük değerini eksi 3'te alırmış. En küçük değerini de 4'te alırmış diyeceğiz. Eksi 3'ü ben şurada yerine yazarsam 11 gelir. 4'ü burada yerine yazarsam 5 eksi 8'den eksi 3 gelir. Demek ki benim burada alamayacağım en küçük eleman eksi 3. Alabileceğim maksimum eleman 11'dir. İşte A budur, B de budur. Bunların çarpımı sorulmuş. Cevap eksi 33 olacaktı. Yani cevabımız E şıkkıydı. Geldik efendim dördüncü ÖSYM bakışa. A kümesinin birbirinden farklı herhangi 3 elemanı A, B ve C olmak üzere. A kümesinden A kümesine tanımlı bir f fonksiyonu için f A artı f B artı f C. İşte bu toplamın değeri A kümesinin bir elemanı oluyorsa f fonksiyonuna biz içten fonksiyon diyoruz. Şimdi herhangi 3 tane eleman A, B, C bunların görüntülerinin toplamı yine A kümesinin bir elemanı olacak. Biz buna içten fonksiyon diyoruz. Şimdi buna göre A kümesinde tanımlı kaç tane içten fonksiyon vardır? Şimdi öncelikle A kümemiz bizim 5 elemanlı bir küme. Yani ben şöyle şöyle 2 tane küme çizecek olursam şunu A kümesi A kümesinden A kümesine tanımlı olduğu için ikisini de A diye gösterdim. Burada ne var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Hocam burada da aynısı olacak. 1, 2, 3, 4, 5 Peki şimdi ben herhangi 3 tane elemanı seçip topladığım takdirde topladığım takdirde e, bu bana bu bana neyi verir? Yani neyi vermesini istiyorum? A kümesinin elemanlarını vermesini istiyorum ki hepsini bir bile seçsem. Yani mesela hepsi toplanıp 1'e gitmiş. Şu şekilde. Hepsi toplanıp 1 olmuş. Hepsi toplanıp 1 olduysa ben herhangi elemanı seçip topladığım takdirde bu bana 3'ü verir zaten. Yani en küçük 3 olabilir. 1, 1, 1, 1, 1. Bir. Hepsinin 1'e gittiği bir tane fonksiyon vardır. Güzel. Şimdi diyorum ki bunlardan ben bir tanesini ama sadece bir tanesini 2 yapabilirim. Böylelikle buradan herhangi 3 tanesini seçtiğim zaman en büyük eleman 1 artı 1 artı 2'den yani görüntü olarak 1 artı 1 artı 2'den 4 e, gelir. Ve bu şekilde kaç tane fonksiyon yazabilirim? Şimdi ilk 4 tanesi 1'e gitmişken şu 5 2'ye gidebilir. Ya da 4 2'ye gitmiş olabilir. 3 de 2 de 1 de 2'ye gitmiş olabilir. Yani toplamda 5 tane ayrı fonksiyon yazılabilir. Dolayısıyla 5 tane dedim. Daha sonrasında 1 1 1 deyip 2 2 seçebilirim bak. Bak 2 2 seçebilirim. Böylelikle herhangi 3 tanesinin toplamı en büyük 5 olur ki 5 de zaten bunun elemanı. E, o halde bu şekilde de ben fonksiyon üretebilirim. Peki bu 5 tanesinden herhangi 2 tanesi 2 olacaksa bunu kaç farklı şekilde seçerim? 5 tane elemandan ikisini seçerim ki 5'in ikilisi 10 yapar. Dolayısıyla 10 tane de fonksiyon böyle yazılabilir derim. Bak şunu tek tek saymak yerine onu da şey diyebilirsin. Hani bir tanesi 2 olacaktı ya. 5 elemandan, 5 tane elemandan bir tanesi 2 olacak. Hangisi olur? 5 tanesinden bir tanesini seçersin. 5'in birisinden 5 dersin. 5 tane olur. Şimdi ben 3 tane 2 yazamam. Yani şöyle 1-1-2-2-2 yazamam. Bunun sebebi e, herhangi 3 tane elemandan seçildiği zaman en büyüklerini seçersen 6 olur toplamları ki 6 bu kümenin elemanı değil. Elemanı olsun istiyor bak. A kümesinin bir elemanı olsun istiyor toplamları. E, demek ki bunu yazamam. O halde şuna geçelim. 1-1-1-1-3'e bir, 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 geçelim. Bu şekilde de yine 5'in birlisi tanesi 5'in birlisi adette herhangi bir tanesinin 3 olduğu toplam 5 tane fonksiyon yazılabilir derim. 5 tane de böyle yazdım. Şimdi 2 tane 3 yazamam. 3 3 1 daha 7 yapar. Bir tane 4 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü 1 1 1 1 4 olduğu zaman herhangi 3 tanesinin toplamı bize 6'yı verir. 6 da burada yok. Demek ki artık devamını yazamıyorum. O zaman bunları artık toplama zamanı. Çünkü bir tane böyle fonksiyon yazabiliyordum. 5 tane böyle at etti 6, 16, 21 cevabımız da C şıkkı olur gençler. Geldik 5'e. Diyor ki A ve B kümesi verilmiş. İkisi de 4'er elemanlı. Ortak olan elemanlar da var. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere. Fx eşit değildir x şartı veriliyor. Yani... tanım e, tanım kümesiyle Tanım kümesinden seçilen elemanın görüntüsü kendisi olmayacak. Buna göre kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle. 1'i ben karşıda istediğim her yere götürürüm. 4 farklı yerden birine. Çarpı. 2'yi istediğim yere götürürüm. 4 çarpı. 3'ü istediğim yere götüremem. 3'e götüremem mesela. Ama 3 4'e 5'e 6'ya gidebilir. 3 çarpı. 4'te 4'e gidemez ama 3 5 6'ya gidebilir. Çarpı 3. Hocam şurası 16. E şurası da haliyle 9. Çarparsam doğru cevabı bulurum. Cevap 144'ün ta kendisidir. Cevabımız A şıkkıydı gençler. 5'i de çözdük. Geldik 6'ya. A kümesi eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3 elemanlarına oluşmuş. E, fx de x bölü mutlak x çarpı x'miş. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi basit aslında x'e 3 ver, eksi 3 verdiğin takdirde en küçüğünden başlayalım. Eksi 3'ün mutlak değer eksi 3'e bölümü eksi 1'dir. Eksi 1 kere eksi 3'te görüntüsü bana neyi verir? 3'ü verir. Tamam. Yani f eksi 3 3'müş. O zaman f eksi 2 de 2 gelir. f eksi 1 de 1 gelir. Peki f1'e bakalım. f1 1 bölü 1 kere 1'den 1 gelir. f2 2 bölü 2 çarpı 2'den 2 gelir. F3 3 gelecek. Şimdi görüntü kümesinde birbirinden farklı kaç eleman oluştu? 3, 2, 1. E geri kalan aynı zaten. Demek ki görüntü kümemiz sadece ama sadece 3 elemandan oluşuyormuş. 254'ü bitirdik. Şimdi 255. sayfamızda ÖSYM bakış 7'deyiz artık. A kümesi verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşuyor. Fx eşittir. X eksi eksi 1'in x'inci kuvveti biçiminde veriliyor bu fonksiyon. Fonksiyonun görüntü kümesi soruluyor. Şimdi F1 F1 nedir? 1 eksi eksi 1'in birinci kuvveti yani 2'dir arkadaşlar. Gelin F2'ye bakalım. 2 eksi eksi 1'in karesi. Yani 2'den 1'i çıkardım 1 geldi. 3'e bakalım. 3 eksi eksi 1'in küpü ki bu 4 gelir. F4'e bakıyorum. 4 eksi eksi 1'in dördüncü kuvveti bu da 3 gelir. F5'e baktığım takdirde şimdi şunu artık fark ettik tek sayılarda bir fazlası geliyor. Çift sayılarda bir eksiği geliyor. Değil mi? E haliyle F5 o zaman ne olur arkadaşlar? Bir fazlası 6 olur. E F6 ne olur? E o da bir eksiği 4 olur. E şimdi görüntü kümesine bakıyorsun. 1 2 3 4 şurası bir eksiği demiştik, değil mi? 5 olacak. 6'nın bir eksiği 4 değildir hocam. 5'tir. 1 2 3 4 5 6 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşan küme zaten A kümesinin kendisiydi. O zaman cevabımız da A kümesinin kendisidir. Yani cevap D idi. Geldim 8'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu var. f2x artı 1'den f2x eksi 1'i çıkarınca x geliyor. f4 3 olduğuna göre f12 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f4'ün 3 olduğu bilgisi verilmiş bize. 2x 1 şuradakini ben 2x eksi 1'i, 4 olacak şekilde seçersem 2x eşittir 5 gelir, x eşittir 5 bölü 2. Şimdi x'i 5 bölü 2 seçecek olursam, 5 bölü 2 seçtim varsayalım, hatta bunu şuraya yazalım, x eşittir 5 bölü 2 olursa, şurası ne gelir? hocam burası f6 gelir, f6 eksi f4, burasında 4 yapmıştı zaten, e x gördüğüm yere 5 bölü 2 yazmıştım, ben dolayısıyla bu da 5 bölü 2 olur. Peki? x'i şimdi 7 bölü 2 seçersem 1 arttırdım. Bu da hocam e, şu gelir. F8 7 bölü 2 seçersen F8 eksi F6 gelir. Eşittir E7 bölü 2. Eğer x'i 9 bölü 2 seçecek olursa F10 eksi F8 eşittir ne olur hocam? Bu da 9 bölü 2 olur. Eğer x'i 11 bölü 2 seçecek olursam e hocam burası F12 olur. ...eksi bir de F10'umuz gelir. Bu da bize 11 bölü 2'nin ta kendisini verir. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam eğer... ...bak şu şekilde gittiğini görürsün. F6 eksi F6. F8 eksi F8. F10 eksi F10. Geriye sadece F12 eksi F4 kaldı. F12 zaten bize sorulandı. F4 de zaten 3'tü. Eksi 3. Eşittir bunların toplamı. 5 ile 11'i topla 16. 7 ile 9'u topla 16. Etti 32. 32 bölü... 2'ymiş. Payda aynı kalacak. 32 bölü 2 de zaten 16'dır. Eksi 3'ü şu tarafa davet edersem F12'nin 19'un ta kendisi olduğunu görebiliriz. Cevabımız A'da verilmiş. Cevap 19. Pekala devam. 9. ÖSYM bakış. A ve B pozitif tam sayılar. Fx Ax artı B olarak. Gx de Bx artı A olarak verilmiş. Ve F A G B'ye eşitmiş. Hemen bu sistemi bir kuralım sizle beraber. A ile B arasındaki ilişkiyi tabii ki de elde edebilirim. Şu kısımdan ben FA'yı bulayım önce. FA a kare artı b'dir. Buradan da GB'yi elde edecek olursam GB de b kare artı a'dır. Bu ikisi birbirine eşit oluyormuş. Yani a kare artı b eşittir b kare artı a diyeceğim. B'yi sağ tarafa fırlattım. B kareyi de sol tarafa getirdim. A kare eksi b kare eşittir a eksi b olurken. Sol tarafı iki kare farkı yardımıyla a eksi b ile a artı b'nin çarpımı olarak yazdım. a eksi b'ye eşit oldu. Şimdi tabii a'nın b'ye eşit olma durumu da söz konusu burada. Ya a eşittir b olacak ya da a eşittir eksi b olacak. Bakalım yo olmayabilir. Şöyle diyelim en iyisi. Burası biraz absürtleşti. a eksi b'yi ben götürürsem eğer. Götürürsem şurada 1 kalır. Ve böylelikle şu kökü kaybetmemek için A'nın B'ye eşit olduğu durumda bunlar birbirine eşit oluyor. Ve de A artı B ne olurmuş? 1 olabilir. Ya bu 1 ya da A B'ye eşit. Şimdi bu eşitlik sağlandığına göre demiş. E, şimdi A ve B pozitif tam sayılarken. Pozitif iki tane tam sayı düşün basit. Toplamları nasıl 1 olsun? Olmaz. Demek ki kesinlikle A B'ye eşitmiş şimdi A, B'ye eşitse şunlar birbirini götürür. E A, B'ye eşitse ben B gördüğüm yere A ve B gördüğüm yere A yazarsam. 2A'ya A ekledim 3A. 2A'dan A çıkardım A. A'ları götürdük. Cevap ne geldi? 3'ün ta kendisi. Yani cevap B şıkkına verilmiş gençler. ÖSYM bakış 10'a doğru geçtik arkadaşlar. A ve B sıfırdan ve birbirinden de farklı gerçel sayılar olmak üzere Gerçel Sayılar kümesi üstünde tanımlı bir f fonksiyonu f a x artı b b bölü a x b çarpı x olarak verilmiş. Peki, bir de ekstradan diyor ki f a'yı ben sana 2 eksi b bölü a olarak da verdim. B'yi soruyor, b kaçtır? Demiş. Şimdi ben şunu düşünürüm, f a'yı vermiş ya bize. Sonuçta a ve b sayı olduğu için aslında burası sayı olarak, yani f 3'ü vermiş gibi dur. Tamam mı? Bana f a'yı vermiş. O zaman ben şuranın a olabilmesi için x gördüğüm yere ne yazmalıyım onu düşünürüm. Yani ax artı b'yi a'ya eşitleyen x'i bulmam gerekiyor. Böylelikle ax eşittir a eksi b gelir. Her iki tarafı a'ya bölersem de x eşittir a eksi b bölü a'yı elde ederim. Şimdi x gördüğümüz yere a eksi b bölü a yazınca şurası f oluyormuş arkadaşlar. Yazdım f eşittir. Şimdi x gördüğüm yere şu an a eksi b bölü a yazıyorum. Bak şu kısmı ifade ettim. B bölü A eksi B. Çarpı A eksi B bölü A. Değil mi? E, tamam. Çarpı bir de neyimiz var hocam? X. Ama ben X gördüğüm yere zaten bunu yazmıştım. X zaten şurasıydı. Aa, tamam güzel tamam tamam. Peki ne gelir? Şundan şu gider mi? Peki F A aslında neymiş? B bölü A'ymış. Yazdım. B bölü A. E, şimdi bir dakika dur. F A zaten burada bana verilmişti. Ve bu B bölü A'ydı. Evet aynen öyleydi. E, şimdi... A ve B sıfırdan farklıysa ben her iki taraftaki A'yı götürürüm. Eksi B'yi şu tarafa alırsam 2 eşittir. 2B gelir mi? Gelir. B kaç olur? 1. Benden ne isteniyordu? B. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Cevap C şıkkı. Tamam mı? Pekala. Şimdi sırada 11 var. Evet. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için x eksi 1 çarpı fx artı 1 artı x artı 1 çarpı fx artı 2 x kare artı x artı 1'miş. Buna göre diyor F3 ile F0'ı topla demiş şimdi bana. F3 ile F0'ı. Ben burada iki tane F olduğu için benim o kadar kafam yetmiyor. Aa, bana bir tanesi olsaydı yeterdi yani. Sen niye iki tane veriyorsun ki? E versin biz birini yok edelim. Olmaz mı? Madem öyle ben diyorum ki şurada X gördüğüm yere 1 yazarsam şurayı komple F ile beraber alır götürür x eşittir 1 için diyelim önce o zaman. x eşittir 1 için. Ben 1 yerine yazıyor. Şurası gitti. Şurası geldi bak. 2 çarpı f3 eşittir. 1 artı 1 artı 1'den 2 gelir abi. Demek ki f3 neymiş? Hocam f3 e, şurası 3'tü. 2 yazdım. 3 dedim 2 yazdım değil mi? 1 artı 1 artı 1 3 yapar. F3 neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Güzel. F3'ü buldum. Sorunun yarısı bitti. E şimdi bir de gel şunu sıfıra eşitleyelim. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. x eşittir eksi 1 için diyelim. Şöyle. x'e eksi 1 verirsem bu sefer ne olur biliyor musun? Şurayı silelim. x'e eksi 1 verirsek gençler şöyle bir şey meydana gelir. Şurası hop komple gider. Şurada yerine yazacağım. Yani eksi 2 çarpı f0 Eşittir eksi 1 yazıyorum bak. 1 eksi 1 bir artı 1'den cort cort gitti 1 kaldı. Demek ki f0 neymiş? Hocam f0 da eksi 1 bölü 2'ymiş. Tamam bu ikisini bulduk mu? Soruda benden de istiyor ki f3 ile f0'u topla. Yani şu ikisini topla diyor adam bize. Toplayalım. 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı 2 bölü 2 yapar. O da nedir? Tabii ki de 1'dir. Yani cevabımız A şıkkı olacakmış gençler. Geldik 12. M ve N sıfırdan farklı gerçel sayılar. Tamam. F mx artı n m bölü n çarpı x artı 1. F sıfır soruluyor bana. Abi şimdi ben f sıfırı bulmak için içeriği sıfıra eşitlemem gerekmiyor mu? Evet. mx artı n'i ben sıfıra eşitlersem mx eksi n gelir. x gördüğüm yere eksi n bölü m yazmalıymışım demek ki. Ben bunu ardınıyorum burada. O zaman yazalım. İçerisi sıfır geldi zaten. F sıfır eşittir. M bölü N çarpı X gördüğüm yere ne yazıyordum? Eksi N bölü M yazıyordum. Yazdım. Bir de artı 1 mi var? Evet. Bak şimdi ne oldu? N gitti. M gitti. Burada ne kaldı? Hop. Eksi 1. Eksi 1'e 1 eklersen 0 senin cevabın olur. Doğru cevap A şıkkıydı. 12. soruyu da bitirince 255'inde sonuna geldik tabii doğal olarak. Şimdi sırada 256. sayfada 13. ÖSYM bakış var. Gerçel sayılar küme, kümesinde tanımlı yutamadım. F ve G fonksiyonları için fx ile gx'in toplamı x artı 1 demiş bak. fx'ten de diyor gx'i çıkarırsan eğer çıkaracak olursan diyor karşına 3x eksi 9 gelir diyor. Peki Benden istediği şey şu şurası. Bu da ne demek arkadaşım? F3 ile diyor, G3'ü bir güzel çarp diyor. Tamam. Şimdi ben ikisini taraf tarafa toplarsam eğer, hatta ve hatta şöyle bir şey yapak mı senle? Yaz 3'ü yerine. Yaz. İkiside 3 yazıyor zaten. F3 artı G3 eşittir 4 gelirken. F3 Artı değil. Eksi g3. O da ne gelir? 3 kere 3. 9. 9 çıkardım. 0. Topla bunları taraf tarafa. 2 tane f3 ne olur? 4. O zaman f3 kaçtır? E hocam 2. Tam şu 2'ymiş. Bu 2 ise g3 kaçtır? E hocam o da 2'dir. Değil mi? E madem öyle bu da 2 bu da 2 ise cevap bir zahmet 4 olur. Doğru cevabı da c olarak işaretleyebiliriz. 13. sorumuzun cevabı Cydi Geldik 14'e. Diyor ki f fonksiyonu da diyor hangi elemanlar nereye gitmiş ben sana verdim. Tamam teşekkür ettik eyvallah. Da sonra diyor ki f çarpı ga değerini bulduracak a sayısı hangisi olabilir diye soruluyor. Standartın dışında bir soru gibi görünüyor lakin standardın da altında kolaylığa sahip emin olabilirsin. Ve buradaki tek triğimiz şu Toplarken, çıkarırken, çarparken, bölerken aman ha dikkat edin. Dikkat dedim. Tanım kümelerinin kesişimlerini alacaksın. Şimdi birinin tanım kümesinde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Ötekinin tanım kümesine bakıyorsun 0 var, 3 var, 4 var, 5 var. Hangileri ortak? Hocam ikisinde de 4 var. Hocam ikisinde de 3 var. E o halde ben FA çarpı GA değerini bulduracak A sayısının Burada 3 veya 4'ten başkası olmaması gerektiğini düşünüyorum. 3 veya 4 olacaksa 4 ışıklarda yok ama 3 olabilir arkadaşlar. Tamam cevabımız E'ydi. Evet. Geldik 15'e. Peki ne diyor? F fonksiyonu pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyondur demiş. G fonksiyonumuz da eksi 10 ile 6 açık aralığını reel sayılara götüren bir fonksiyon. Ve bunun haricinde fx'in kuralı bu, gx'in kuralı bu demiş. Tamam. f g fonksiyonunun görüntü kümesi. Şimdi ben ben f g fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralığı yazmak istesem şunu yaparım. F'in tanım kümesinde pozitif tam sayılar var. G'nin tanım kümesinde de eksi 10'dan 6'ya kadar olan tüm reel sayılar var. Ben f g'nin tanım kümesini bulmak istiyorsam bununla bunu kesiştireceğim. Yani eksi 10 ile 6 arasındaki pozitif tam sayılar almam gerekiyor ki bunlar 1, 2, 3, 4 ve 5'ten başkası değildir. Bunları nereye taşıyacağız? İşte istediğimiz yere reel sayılara taşıyak işte tamam mı? E, şimdi görüntü gümesi lazım bana değer değil. F'den G'yi çıkarmıyor muydum? E şundan şunu bir çıkar bakalım kuralını bulalım bu fonksiyonun. 3x artı 3 yapar. O zaman 1'i yerine yazdığım takdirde 6 gelecek ya. 2'yi yazınca 9 gelir. 3'ü yazınca 12 gelir. 4'ü yazınca 15. 5'i yazınca 18 gelir. Bunların da toplamı tertemiz 60'ı verir. Doğru cevabımız da C şıkkı olur gençler. Evet 15'e de C dedik. 256. sayfanın sol sütununu da bitirdik. Geçtik sağ tarafa. ÖSYM bakış 16. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri x eşittir 3 doğrusu aşağıda verilmiş gençler. Tamam. Diyor ki şimdi mavi boyalı bölgenin alanı 3 bölü 4 birim kare. Şimdi, mavi boyalı bölgenin alanını sen nasıl bulursun? Şuraya dersin ki hocam bura taban. Şurası da yükseklik o zaman h diyelim. 3 çarpı h bölü 2 eşittir. 3 bölü 4 ise h bana 1 bölü 2'yi vermez mi arkadaşlar? Verir. Demek ki burası 1 bölü 2'ymiş. Sarı boyalı bölgenin alanı da 3'müş. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı için şuraya taban dersen bu sefer ha bura yükseklik olur. Şuraya da ne diyelim? H, K diyelim. Yani e, K3 zaten. Şuraya K diyelim. E, 3 çarpı K bölü 2'de neymiş? 3'müş. O zaman K kaçtır? Hocam e, K2'dir. Yani burası da 2 birimmiş. Diyor ki F çarpı G3. Abi G fonksiyonu zaten buydu. Ve 3'te G'nin gittiği yer şurası. Dolayısıyla G3 1 bölü 2'dir. Bu cepte. Peki F3 nedir? 3 için şurası 1 bölü 2 birimdi. Burası da 2 birim etti 5 bölü 2 birim. Bu da 5 bölü 2'ymiş. E çarpımları sorulmuş. 5 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsan 5 bölü 4 yapar. E cevap da A şıkkı olur. 16. sorumuz. Geldik 17'ye. G fonksiyonu A'dan reel sayılara, F fonksiyonu 1 2 3 4'ten reel sayılara, H fonksiyonu 1 2 3 4 5 6'dan reel sayılara tanımlanmış. E diyor ki ekstradan f eksi g fonksiyonu 1'i 5'e 4'ü 3'e götürüyor diyor. Şimdi bu ne demek? Abi f'in içinde zaten 1 ile 4 vardı değil mi? Vardı. Demek ki bu g'de de varmış. Çünkü kesişimlerini alacağız ya. Yani g kümesinin tanım kümesi olan a'nın içinde kesinlikle 1 ve 4 var. Ama aması var. 2 ile 3 yok. Bak 2 ile 3 yok. Yani a kümesinin içerisinde 2 yok. 3 yok. 1 var. 4 var. Güzel. Güzel. Şimdi geldim şuraya. H artı G demiş. H, H'ın tanım kümesi buydu. Demek ki G'nin tanım kümesinin içinde 1 var, 4 var, 5 var. 4'ün zaten olduğunu biliyordum. Ama 5 de varmış. 1'in de zaten olduğunu biliyorduk. O zaman bakıyorsun şuraya hangisi yok hocam? H kümesinde hangisi yok? E hocam ben burada 1'in, 4'ün ve 5'in olduğunu biliyorum. 2 ve 6 kesinlikle yok. 6'yı da sildim o zaman. 6 da yok. Geriye sadece ne varmış? 7 veya 8 olabilirmiş. Şimdi A kümesinin içerisinde 5 de var dedik. Şimdi devamı var mı yok mu bilmiyoruz bu kümenin devamı var mı yok mu. Ama hani olabilir olmayabilir mantalitesi de hareket edecek olursak biz o zaman gayet şunu söyleyebilirim ben. Şimdi bu koşulu sağlayan 5 elemanlı kaç tane küme yazılır diyor. E şimdi zaten bura 3 eleman etmedi mi? Benim şuraya iki tane daha eleman ihtiyacım var. E Onlar da sadece 7 ile 8 olabiliyor. E mecburen onları seçeceğim ve bir tane küme elde edeceğim. Yani cevap neymiş? A şıkkıymış gençler. 17. ÖSYM bakışla bitirdik. tikimizi attık ve devam ediyoruz şimdi 257. sayfamızda ÖSYM bakış 18'de. M ve N gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları. Bir tanesi mx eksi 3 ne? Diğeri de mx eksi 2 ne? Biçiminde tanımlanmış. F artı g4 f eksi g1'e eşit. Ve f eksi g4 de gk'ya eşit olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi buradan m ve n arasındaki ilişkiyi açıkçası elde etmemiz mümkün. F artı g4 demek f4 ile g4'ün toplamı demek. Şimdi f4'ü yazacak olursak f4 şurada x gördüğün yere 4 yaz. 4M eksi 3N gelir. G4 hemen yazalım. 4M eksi 2N gelir. 4M 2N. Şimdi ikisini toplarsan 8M eksi 5N'yi elde edersin. Daha sonrasında F1'i elde edelim. F1 M eksi 3N ve G1'i elde edelim. G1'de burada X gördüğün yere 1 yazarsak M 2N'dir ve F1'den G1'i çıkar demiş. Çıkarırsan M'ler gider ve eksi N gelir. Bu da neye eşitmiş? Eksi N'ye. Peki şuradaki eksi 5 N'yi karşı tarafa gönderirsen 8 M eşittir 4 N'yi. Her iki tarafı 4'e oranlarsan 2 M eşittir N'yi elde edersin. Bu cepte. Peki şurada F4 artı G4 F1 eksi -G1 G1'i biz kullandık. Şimdi geldik şuna. Abi diyor ki f 4ten G4'ü çıkar. F4 buydu G4 buydu. Çıkarırsan neyi bulursun? Yine bak 4m'ler gider. Eksi 3n'den eksi 2n'yi çıkar. Eksi n'yi bulursun. İşte bu GK'ya eşitmiş. GK dediğimiz şey ne? X gördüğün yere K yazarsın. Yani M çarpı K eksi 2n'yi bulursun. Eksi 2n bu tarafa geçerse n olur. Ve n eşittir. M çarpı K'ydı. E aynı zamanda n eşittir şuradan. M çarpı 2 bulmadık mı biz ya da 2M aynı şey. O halde K kaçmış? K2'nin ta kendisiymiş. Yani cevabımız D şıkkıymış dedik. Evet 19. Tam sayılarda tanımlı bir F fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon bu şekilde verilmiş. F fonksiyonu ile alakalı birebirdir, içinedir, sabittir. Bunlardan hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben x gördüğüm yere 0 yazarak başlamak istiyorum. Eksi 1'in 0. kuvveti 1'dir. E, x gördüğüm yere 0 yazarsak 0 gelir. Yani f 0 olur. f 0 eşittir. 0 bölü 1'den 0 gelir. f 0 0'mış. Mesela x eşittir 1 yazarsam e, bu sefer hocam f eksi 1'i elde etmiş olurum. f eksi 1 de eksi 1'dir. Yani 1 bölü eksi 1'in birinci kuvvetinden eksi 1 gelir x gördüğüm yere bir de eksi 1 yazayım. Eksi 1 yazarsam bu sefer eksi 1'in birin eksi 1. kuvveti eksi 1 kere eksi 1'den 1 bir gelir f1. Eşittir eksi 1 bölü eksi 1'in birin eksi 1. kuvvetinden o da 1 gelir. f1 de 1'miş. E şimdi bu durumda ben f2'yi kullanacak olursam f2 bana şöyle daha doğrusu x eşittir 2 için dersem x eşittir 2 için f eksi 2'yi elde etmiş olurum. Değil mi? x eşittir 2 için yok. Özür dilerim. Çok pardon. E, x eşittir 2 için f2'yi bulmuş oluruz. Bak 2'yi burada yerine yaz. Eksi 1'in karesinden 1 gelir. f2 eşittir 2 bölü e, 1'den 2 gelecek. x eşittir eksi 2 için ne gelir? Şurası eksi 2 kere 1 eksi 2 gelir. Ve eksi 2'nin 1'e oranı yine eksi 2 gelir. Şimdi bakıyorsun. Tam sayılarda tanımlıydı. E, şurasında f-1, -1, -1 f-0, 0, -0 f-1, 1, -1 f-2, 2, f-2, -2 -2, 2, 2 geliyorsa aslında bu birim fonksiyon gibi davranıyor. Birim fonksiyon. Birim fonksiyon gibi davranıyorsa ve tam sayılarda tanımlıysa tan e, tanım kümesi tam sayılar, değer kümesi tam sayılar ve tanım kümesinde ne verirsem vereyim karşılığında farklı bir tam sayı alabileceğim için fonksiyonumuz örtendir, içine değildir. Ve her bir fx eşittir x fonksiyonu gibi davrandığı için her bir x'in görüntüsü de farklı olacak. O zaman birebirdir. Sabit bir fonksiyon mu? Tabii ki de hayır. İlk elememiz gereken buydu zaten. Cevabımız A şıkkı olur. 19. sorumuz. Sağ üst tarafa doğru geçtik. ÖSYM bakış 20. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. fx eşittir 3-2x kuralıyla verilmiş. Buna göre birebir içine ve örten ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi dikkat et. Birinci dereceden bir fonksiyon lakin x'in katsayısı eksi 2 olduğu için x'in katsayısı eksi 2 olduğu için ve şurası daima tam sayılar kümesine üzerine tanımlı olduğu için 2x daima çifttir. E, 3 sayısı da tek bir sayı. Tekten çift çıkarsa daima tek sayı kalır. Yani benim bu fonksiyonumun görüntü kümesinde çift sayılar olamaz. Çift sayılar yoksa bir kere örten değildir. Çift sayılara gitmemiş. Nedir? İçinedir. Peki birebir midir? Yani her tam sayı için ben bunun karşılığında farklı bir tam sayı elde edebilir miyim? Tabii ki elde ederim. Çünkü bizim fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon. O halde cevabımız 1 2'dir. 20. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktı. Evet, devam. 21. A kümesi x1 x2 x3 ve x4'ten. B kümesi de y1 y2 y3 ve y4'ten oluşuyor. A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu. Aha bu şekilde verilmiş. X1 burada Y4'e gitmiş. Peki bunu sağlayan kaç tane örten fonksiyon vardır diye soruluyor. Şimdi örten fonksiyon olacaksa bir kere B kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Ben zaten X1'in Y4'e gittiğinden eminim. Bunu görmeme gerek yok. O halde X2. Karşıda kaç elemana gidebilir? Hocam 3 çarpı. X3 Varsayalım ki x2 y2'ye gitti. x3 artık y1'e veya y3'e gidebilir. Yani iki farklı yere çarpı varsayalım ki x3 de y3'e gitti. x4'ün gidebileceği sadece y1 kaldığı için çarpı 1 diyeceğim. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 bana doğru cevabı verecek. Yani 21. ÖSYM bakışın cevabı B şıkkı 6 olacaktı. 257. sayfamızı da böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve Devam ediyoruz bir diğer sayfamıza. Hop neredeyiz? 258'de 22. örneğimizdeyiz. Evet. Bir A kümesi 1 2 3 4 elemanlarından oluşmuş. A kümesinde tanımlı birebir olmayan kaç fonksiyon yazılır? Şimdi A kümesinde tanımlı diyorsa tanım kümesi de değer kümesi de A kümesidir ve biliyorsun ki A kümesi 1 2 3 4'ten oluşmuştu. E burası da 1 2 3 4'tür. Şimdi A kümesinden B kümesine toplamda kaç tane fonksiyon yazılabilir? Yani tamam. E 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 üzeri 4 yani 2 üzeri 8 tane fonksiyon yazılabiliyordu ki bu da 256'nın ta kendisini verir bize. Peki birebir olmayanları sormuş ya bu tümü. Peki ben birebir kaç tane fonksiyon yazabilirim? 1'i aldım. Karşıda kaç elemana gidebilir? 4. 2'yi aldım. Artık 3 eleman kaldı. 1'in gittiğine gidemez. 3 e de 2 ile 1'in gittiğine gidemez. Dolayısıyla 2 çarpı 1. Yani 24 tane birebir fonksiyon yazılabilir. Madem öyle tümünden ben birebir olanları çıkaracak olursam birebir olmayanları bulmuş olurum. Ki bu da bana 232'nin ta kendisini verir. Doğru cevabımız A şıkkıydı. 22. soruyu da çözdük. Geldik 23'e. F tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı birebir ve örten olan bir polinom fonksiyondur denilmiş f x artı f 1, f 0 çarpı x artı f 2 eşitliği sağlandığına göre, f 10 eksi f 7 kaçtır diye soruluyor bize. Peki, şimdi düşünelim. Ben burada f 10 eksi f 7'yi bulacağım. f elde edebilir miyim diye düşünmem lazım. İçeride bir f 1'imiz var. Bu f 1 bir işe yarar mı? Önce buna bakacağız. Şimdi bir de neydi? Bire bir ve örten bir fonksiyondu. Pekala. Şimdi öncelikle ben. X gördüğüm yere X gördüğüm yere gidip e, örnek veriyorum. Ne yazsak? Eksi F0 yaz. Eksi F1 yazsam. Hani bunu neden yazıyorum? İçerisi F0 olsun diye yazıyorum. Tamam mı? İçerisi F0 olsun diye. X gördüğüm yere eksi F1 yazmak istiyorum. Böylelikle F eksi F1 ile F1'in toplamı bana neyi verecektir? Sıfırı. Devam edelim. F0 çarpı eksi F1 artı F2 mi yapar? Aynen öyle. Peki bir işime yarar mı diye şimdi kontrol edeceğim. F0, F0 ile eksi F1'in çarpımının F2 fazlasıymış. Şu an için bir işe yaradığını söyleyemeyiz. Yani yaramıyor. Tamam buradan yani F0 elde etmekten vazgeçelim. F0 elde etmeyelim. X gördüğümüz yere 0 yazalım. Böylelikle şurayı yok etmiş olurum. Daha az e, bulmam gereken şeyle uğraşırım. X gördüğüm yere sıfır yazarsam burası F, F1 olur. Yani F içerisinde F1 eşittir. Bana F2'yi verir çünkü X gördüğümüz yere sıfır yazınca burası komple gidiyor. E şimdi artık şunu söyleyebilirim. Bak burası F, burası F. Demek ki gençler F1, 2'nin ta kendisiymiş. Bulduk. F1, 2'ymiş Unutma ki unutma ki birebir ve örten olan tam sayılar kümesi üstüne tanımlı birebir ve örten olan polinom fonksiyondu bu. Peki. Şimdi devam. Ben f1'in artık 2 olduğunu biliyorum. Yani aslında bakarsan f x artı 2'ymiş burası. Bak x artı 2'ymiş. Bu da neyi veriyor? f0 çarpı x artı f2'yi veriyor. Ve şunu da biliyoruz ki f fonksiyonu birinci dereceden. Tamam derecesi 1. Peki Şimdi ne yapabiliriz hocam? E şimdi artık işlerimiz daha basit gibi duruyor. E en azından ben e şunu görebiliyorum. Mesela x gördüğüm yere x gördüğüm yere ben artık burada eksi 2'yi yazarsam. Eksi 2 yazalım. x eşittir. Eksi 2. Ne gelir biliyor musun? F0 gelir burası bak. Eksi 2'yi yazdım. Şurası F0 geldi. x eşittir. 2, eksi 2 için f0 eşittir. Hocam f0 çarpı eksi 2 ve artı f2 de yazılabilir. Tamam. Ve şurada eksi 2 tane f0'ı şu tarafa postalarsam 3 tane f0 eşittir. F2'yi de elde etmiş olurum. Şimdi bu cepte belki işimize yarar belki yaramaz. Sadece f1'in 2 olduğunu biliyoruz şu an çok iyi biçimde. Başka ne, neler yapılabilir? Şuradan bir tane f1 elde etmeye çalışsam mesela x gördüğüm yere eksi 1 yazarak x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam f1 eşittir eksi f0 eksi 1 yazmıştım çünkü artı f2 olur. Güzel. Şimdi f1 neydi? f1 hocam f1 2 ydi. Peki f2 neydi f2? 3 tane f0 idi. 3 tane f0'dan bir tane f0'ı çıkarırsam 2 tane f0 kalır. Her iki tarafı 2'ye bölersem F sıfır da bir gelir. Şimdi bak, F sıfır bir geldi, F 1 2 geldi. Aradaki fark nedir? Bir. Aradaki fark bir, buradaki fark da bir. Demek ki ben fx fonksiyonunu artık şöyle kurabilirim. X 0 yazınca bir gelecekse sıfır yaz, sıfır geldi, bir gelmesi için x artı bir. Bak şimdi. F0 şurada yerine yaz 1 gelir. F1 yerine yaz 2 gelir. F10 ne gelir o zaman? 11 gelir. F7 ne gelir o zaman? 8 gelir. Çıkar bundan bunu. Cevap gelir. Cevap 3 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız C idi. Geldik ÖSYM bakış 24'e. A ve B gerçel sayılar. Fx ax artı b bölü x eksi 3 artı a artı b olarak verilmiş. Ve bu bir sabit fonksiyonmuş. F a'yı a'ya böl demiş. Şimdi sabit fonksiyon ya bu. Şurası 1. Ne diyorduk sabit fonksiyonda? A'nın şuradaki 1'e oranı B'nin eksi 3'e oranına eşit olmak zorundaydı. Yan taraftan ne olursa olsun sonuçta yan tarafta sabit sayı olduğuna göre buranın da sabit olması gerekiyor. O zaman A eşittir. B bölü eksi 3 ya da eksi B bölü 3 denilebilir mi? La deriz bir sıkıntı görmem ben bunda. Peki A eksi B bölü 3'e eşitse. Şurada da A artı B'miz var. E burası zaten a bölü 1'den kaynaklı. Şurası komple a gelmeyecek mi? Gelecek. Peki fx ne olur artık? a artı a artı b. Yani fx ne olur? 2a artı b olur. Tamam mı? 3 kere a'dan 3a eşittir eksi b dersem b eşittir eksi 3a yapar ki b gördüğüm yere eksi 3a yazarım. 2a'dan 3a'yı çıkarırsam fx eşittir ne olur? eksi a olur. Peki f -A ne olur? Hocam f a da sabit fonksiyon olduğu için o da eksi a'dır. O zaman üst tarafa eksi a alt tarafta a cevap nedir? Eksi 1'in ta kendisi olacaktır. Cevabımız a dedik. 258. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik gençler. ÖSYM bakış 25'teyiz artık. A negatif bir gerçel sayı. F fonksiyonu reel sayılardan bu A'ya tanımlanmış. Ki böyle bir fonksiyon sadece ama sadece sabit fonksiyon için geçerlidir. Çünkü değer kümesinde tek eleman var. Mecburen e, buradaki tanım kümesindeki tüm reel sayılar toplanıp a'ya gidecek. Yani bu ne demek? Sabit fonksiyon demek. Peki o zaman bu a ise bu da a'dır. E bu da a'dır. 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 Yani a üzeri 6 eşittir 9'un küpü. Ya da 3 üzeri 6 derim. A üzeri 6, 3 üzeri 6'dır ya da eksi 3 üzeri 6'dır. Aynı şeydir çift kuvvet olduğu için. Ve A negatif olduğu için A kesinlikle eksi 3'tür. Şimdi bizden F10 istenmemiş mi? F10 e, A'ya eşit olmaz mı yine? A kaçtı? Eksi 3'tü. Demek ki F10 kaçmış? Eksi 3'ün ta kendisiymiş. 25. sorumuzun cevabı A dedik. Ve devam 26 ile. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmuş. Buna göre A kümesinde tanımlı kaç tane birim fonksiyon yazılabilir? Birim fonksiyon. Bir tane yazılır. Çünkü 1 1'e gider, 2 2'ye, 3 3'e, 4 4'e, 5 5'e gider çünkü birim fonksiyon f(x) eşittir x biçimindeydi. Bundan kaynaklı herkes kendine eşit olan görüntüye gitmek zorundadır ve bir tane birim fonksiyon yazılabilir. Geldik 27'ye. M ve N gerçel sayılar. Gerçel sayılarda tanımlı f birim fonksiyonmuş arkadaşlar. Birim fonksiyon. Yani fx eşittir. x biçiminde bir fonksiyonmuş. Buna göre m bölü n oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi düşünelim ben şunu mx bölü m-1 artı 4 bölü m-1 biçiminde ifade ederim. Böylelikle mx bölü m-1 artı nx yazdım yanına. Artı 4 bölü m eksi 1 ve artı 1 yazdım yanına da. Bu bana x'i vermek zorunda. Şimdi gel gelelim şu kısma. Hocam burada x'in kat sayısı m bölü m eksi 1 ile n'nin toplamıdır. Yani m bölü m eksi 1 artı n bana x'in kat sayısı olan 1'i verirken şuradaki sabit terim olan 4 bölü m eksi 1 artı 1 4 bölü m eksi 1 artı 1 bana buradaki sabit terim olan 0'ı vermek zorundadır. Yani 4 bölü m eksi 1 eksi 1'miş. Yani 4 1 eksi m'ymiş. Yani m eksi 3'ün ta kendisiymiş. Peki geldim şuna artık. m eksi 3 ise burası eksi 3'tür. Alt taraf eksi 4'tür. Yani burası 3 bölü 4 gelir. 3 bölü 4'e n ekleyince 1 geliyorsa n de 1 bölü 4'tür. Tamam. M'yi N'ye böl demiş. Yani eksi 3'ü 1 bölü 4'e bölersem ters çevirip çarptığım takdirde eksi 12'yi bulmuş olurum. Ve 27. sorumun cevabı da bana E şıkkını vermiş olur sevgili gençler. Evet. Şimdi biliyorsunuz 57 tane örnek vardı. ÖSYM bakışta ve ilk 27 tanesini çözdük. Yani geriye kaldı 30 tane örneğimiz artık. Ee, bu videoyu iki part halinde yayınlamak istedim. Çünkü... Hani Tamamını çözersem yaklaşık 100-110 dakikalık bir video olacaktı. Aradığın soruyu da kolayca bulamazsın hesabıyla. E, sıkılırsın da. Dolayısıyla iki part halinde yayınlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. 27. ÖSYM bakışta tam olarak sayfa sonuna denk geldiği için 27'de bunu artık bırakıyoruz. 28. ÖSYM bakışları itibaren ikinci partta sevgili arkadaşlarım karşınızda olacağız. Bu soruların da çözümlerini ikinci videoda görmüş olacaksınız. Evet. Gençler sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.